Bir iki tane sayı verilmiş. Tam sayı, pozitif tam sayı. Bir takım bilgiler veriyor. Toplamları 52'ymiş. En büyük ortak böleni 4'müş. En küçük ortak katı da 120'ymiş. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi OBEP'leri 4. Şunu yazıyorum. OBEP x virgül y eşittir 4. Eğer iki sayının OBEP'i 4 ise 4 bu sayıları bölüyor demektir. Yani 4'ün katı olmalı bu sayılar. Şöyle seçebiliriz. Ben x sayısını 4a şeklinde seçiyorum. PK gibi de seçebiliriz. Y sayısını da 4b biçiminde seçiyorum. Bu şekilde olmalılar. Böyle olmalılar. O webleri 4 olduğuna göre. Ama şu A ve B aralarında asal olacak. A ve B aralarında asal. Eğer aralarında asal olmazlarsa, yani bunların içinde aynı asal bulunursa, mesela 2 bulunsa ikisinin de içinde, artık OBEP'leri 4 olamaz. O zaman 8 olur. Biz o ikisinin de içinde bulunan sayıyı buraya doğru aktarırız. Yani şöyle olsa, mesela A sayısı işte 4, 6 olsa, B sayısı da mesela 10 olsa, bizim sayımız 4 çarpı 6, Y sayımız 4 çarpı 10. Şuradaki sayıları, iki sayısını aktarırsak, X sayımız 8 çarpı 3, Y sayımız 8 çarpı 5 biçiminde yazılabilir. Şimdi hem X'i hem Y'yi bölebilen daha büyük bir sayı bulmuş olduk. İkisini de 8 bölüyor. İkisini de bölen daha büyük bir sayı olduğu için artık OBEP'leri 4 alamam. OBEP'lerinin 4 olması demek şu yan tarafa yazdığımız sayıların artık ortak çarpanı kalmamış demektir. Çünkü bütün ortak çarpanları OBEP'i oluşturuyor. Şu geriye kalanlar aralarında asal olacak. Ortak böleni olmayacak onlar. Şimdi bunu şurada kullanabiliriz. O kekleri 120'ymiş. O kek x virgül y 120. X dediğimiz şey 4a. Yazıyorum yerine. Y dediğimiz şey de 4b'ydi. Onu da yazıyorum. Eşittir 120. Şuradaki 3 sayı aynı sayıya bölünebilir. Sadeleştirebiliriz. 4'e bölüyorum. A. 4'e bölüyorum. B. Bunu 4'e bölüyorum. Bu da 30. Demek ki bizim A ve B sayımızın o keki olacaktı. O kek A virgül B'de 30 olacak. Şimdi biz öyle iki sayı arıyoruz ki o kekleri 30, bunlar da aralarında asal. Yani o bekleri 1. Bu şu demek. İkisinin çarpımı 30 olacak demek. Ortak çarpanları olmadığına göre çarpımları 30 olan sayılar olacak. Şöyle diyebiliriz işte 30 çarpımını veren 1'e 30 olabilirler. Sonra 2'ye 15 olabilirler. 2 ve 15 çarpımları 30 eder. Sonra başka 3'e 10, 5'e 6 olabilirler. Başka da ben göremiyorum. Evet. Şimdi tam tersi öteki sayılar değişmiş olacak. Şimdi tabii biz x eksi y farkını arıyoruz. Onu da yazalım. Ne aradığımızı. X eksi y'yi yani 4a. İstersek x'i bulabiliriz. A yerine 1 yazınca bu sayı 4. Öteki de 30 yazınca 120 olacak. Böyle yapabiliriz ama direkt şuradan yapalım. 4a eksi 4b. Yani 4 parantezinde bu ikisinin fark. Hangisinin hangisi olduğu önemli değil. Farklarının 4 katı. Mesela biri 30, diğeri 1 olsa çıkarınca 29. 4 çarpı 29 olabilirler. Bu olabilir. İşte kaç yapıyor? Bu da 100. Kaç? 30, 116 mı yapıyor? 116. 116 olabilir. Seçenekler de yok. Şu ikisi olsa 4 çarpı ikisinin farkı hangisinin hangisi olduğu önemli değil yani. 15 eksi 2 13. 4 çarpı 13 52 olabilir. Yok seçeneklerden. Şimdi 3 ve 10 olsa farkları 7 yapar. 4 çarpı 7 28 olabilir. 28 var seçeneklerimizde. Demek ki bu. Bir de şu olabilirdi. İkisini çıkarırsak 6 eksi 5 1 olur. Bunun 4 katı. 4 çarpı 1'den 4 de olabilir. Şıkla olsaydı soru hatalı olurdu bunlar. Evet, ben onu atlamıştım. Toplamları 50 ki aslında şuradan da yapabilirdik. Biraz uzatmış olduk. Şıklarsız da çözebilirdik aslında. Evet, cevabımız 28 olacak.